Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videoda her zamanki gibi sizi para harcamaktan kurtaracak bir projeyle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz her birimizin evinde nereden baksanız ikişer tane, üçer tane duvar saati bulunmakta ve bu duvar saatleri illaki belli aralıklarla pil istemekte, pil bitirmekte arkadaşlar. Bu biten pillerin yerine cebimizden bir dünya para harcayıp yeni piller alıyoruz. Kaliteli iyi piller alsak bir dünya para, çok pahalı olduğundan kaliteli piller almak istemiyoruz. Kötü ucuz piller alsak arkadaşlar, bakın ben saatime daha önceden ucuz bir pil takmıştım. Ve bunun neticesinde de hemen göstereceğim. Şu pili yuvasından bir çıkarayım. Görmüş olduğunuz gibi o ucuz pil akmış. Saatin yuvasına pilin içerisindeki kimyasal madde bulaşmış ve burayı paslandırmış. Aynı kimyasal madde biz yeni ve kaliteli pil taktığımızda temizlemediğimiz için pilimizi de mahvetmiş. İyi pil taksanız bir dünya para vermelisiniz. Kötü pil taksanız zaten kullandığınız malzemeyi de heba ediyor. Onun için arkadaşlar, bu videoda sizi pillere bir dünya para verme derdinden kurtaracak bir devre yapacağız. Ve bu devre için her zamanki gibi elektronik devrelerin üzerinden rahatlıkla bulabileceğiniz çıkıntı malzemeler kullanacağız. Elinizde sadece bir havya olması yeterli arkadaşlar. Malzemeleri sökerken de, şimdi birazdan bizim yapacağımız gibi lehimlerken de illaki bir havya lazım olacak. İyi kötü bir havyanız varsa elinizde veya yoksa bulundurursanız da bizim kanalımızı takip ederek birçok devreyi kendiniz yapabilir ve bir dünya paranın kendi cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hemen bu görmüş olduğunuz duvar saatlerini pil kullanmadan nasıl çalıştırabiliriz? Hep birlikte ona geçelim. Bakın, ilk kullanacağımız malzeme bu devrede bir köprü diyotu arkadaşlar. Ben elimde SMD, yani yüzey montaj bir köprü diyotu olduğu için bu köprü diyotu kullanacağım. Ama siz yüzey montaj değil de delikli plaketlere yerleştirilen köprü diyotlardan da kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen size o diyotlardan da birkaç örnek göstereyim. Bakın burada biraz önceki SMD, yani yüzey montaj köprü diyota benzeyen bir başka bacaklı köprü diyot. Bu işinizi görebilir veya yine devre üzerine montajlanan böyle yuvarlak tip bir köprü diyot işinizi görebilir. Veya daha kuvvetli bir köprü diyot da işinizi görebilir. Ama yapacağımız devre çok çok az akım tüketeceği için bu kadar kuvvetli bir köprü diyota gerek yok arkadaşlar. Biraz daha hem yerden de tasarruf olsun diye ben bu görmüş olduğunuz yüzey montajlı köprü diyotu kullanacağım. Hadi gelin şimdi devremizi yapalım. Bir silikon tabancası yardımıyla köprü diyotumu buraya silikonluyorum şu şekilde. Evet, çünkü birazdan lehim yapacağım. Köprü diyotumu silikonladıktan sonra hemen köprü diyotumun artı bacağının olduğu bacağı bir adet 1N4007 diyot lehimliyorum arkadaşlar. 1N4007 diyot lehimliyorum. Ve bu diyotumun anodu köprü diyotumun artısına gelecek. Ve katodu, yani çizgili yüzü ise bu tarafa bakacak arkadaşlar. Evet, bunu da yerleştirdikten sonra hemen bir adet 1K'lık bir direnç montajlayacağım. 1N4007 diyotumun katoduna. Evet, bunu da lehimledikten sonra arkadaşlar hemen bu 1K'lık direncimin fazlalık bağlantısını kesiyorum ve bir adet led, görmüş olduğunuz gibi ledin artısını dirence gelecek şekilde direncime lehimleyeceğim arkadaşlar. Ledimin artısını 1K'lık dirence lehimledikten sonra hemen bir tel yardımıyla ledimin eksisini de köprü diyotunun eksi çıkışına lehimleyeceğim. Evet, ledimizin eksisini de bağladıktan sonra
Devremiz neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi de bu görmüş olduğunuz 1000 mikrofarad 25 voltlu kondansatörümün eksisini yine köprü diyotumun eksisine, artısını da ledimin artısına gelecek şekilde lehimliyorum. Kondansatörümün eksisini de lehimledikten sonra devrem tamamen hazır. Şimdi sıra geldi devremizin çalışması için devreye güç vermeye. Bunun için herhangi bir 5 voltluk USB çıkışlı adaptör işinizi görecektir. Bu devre çok fazla akım çekmeyeceği için cep telefonlarınızın kaliteli USB adaptörlerini kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir 5 voltluk USB adaptör işinizi görür arkadaşlar. Dandik bir şey de olsa olur. Ve bu USB adaptörle birlikte bir de eski bir USB kabloyu bu devrenin beslemesini vermekte kullanacağız. Bakın benim elimdeki USB kablomun pembe olanı artı, gri olanı eksi arkadaşlar. Fakat bu devrede köprü diyotun AC girişlerine gireceğimiz için herhangi bir yön kavramı yok. Yani artıyı eksiyi acaba ters mi bağladım gibi bir şeyi kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü köprü diyot zaten onu kendi içerisinde sizin vereceğiniz ters voltajı bile doğrultup çıkışlarına artı ve eksi yönü doğru bir şekilde verecektir. Hatta bununla ilgili ledleri polaritesiz çalıştırma diye bir videomuz vardı. O videomuzu izlerseniz köprü diyotun burada ne gibi bir görev yaptığını tam olarak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü köprü diyotlar siz girişinden voltajı hangi kutupta verirseniz verin çıkışına doğru bir şekilde otomatikman kendisi aktaracaktır. Artı gitmesi gereken yere artı, eksi gitmesi gereken yere eksi verecektir. Devremizin beslemesini de verdiğimize göre şimdi size bu beslemedeki voltajları göstermek istiyorum. Ölçü aletimi DC 6 volt kademesine aldım ve bu şekilde hemen koyuyorum arkadaşlar. Şu kondansatörümü birazcık eğeceğim ve size voltajını, yani devrenin çıkış voltajını da oradan göstereceğim. Devremizin giriş voltajını bir ölçelim. Bakın 5.937, yani 6 volta yakın bir voltaj bizim USB adaptörümüzden devremize uygulanıyor. Bu 6 voltluk voltaj bizim devremizin çıkışında saatimizin çalışması için gerekli olan 1.5 voltluk gerilime yaklaşık olarak düşürülmesi lazım. Bu voltajı biz LED'in eksi ve artısından alacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1.771, yani neredeyse tam dolu bir pil voltajında, ki 1.5 voltluk piller tam doluyken 1.75, 1.77, 1.80 gibi voltajlar verirler. Bittikçe bu voltaj tabii düşer arkadaşlar 1.4, 1.3 volt seviyesine. Devremiz gördüğünüz gibi neredeyse tam dolu bir pil voltajı veriyor. Hemen şimdi buradan eksi ve artı bağlantılarımızı alalım ve saatimize uygulayıp çalışıp çalışmadığına bakalım. Eksi gerilim için bağlantımı yaptım ve eksi gerilimimi getirip pil yatağımın eksisine görmüş olduğunuz gibi lehimliyorum arkadaşlar. Bakın pil yatağımın eksisi kamerada gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi de artı voltajı uygulayacağım saatime ve hemen kondansatörümün artısından getirip saatimin pilinin artı kutbunun denk geldiği yere görmüş olduğunuz gibi lehimliyorum. Evet, şu an devremiz hazır bir vaziyette bizi bekliyor. Adaptörümü prize takıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi saatim dört dörtlük bir şekilde çalıştı. Ve benim için artık zamanı para harcamadan gösteriyor. Evet arkadaşlar, şimdi hemen saatimizi ayarlayalım. Bir dakika, mesaj gelmiş. Evet, görmüş olduğunuz gibi saatim şu anda 7.22 arkadaşlar. 19.22. Hemen saati bir ayarlayalım. 19.23'e ayarlayalım geciktiğimiz için. Saatimi yerine takacağım. Evet, kamera görüyor mu saati? Evet. Evet, saatimi yerine taktım arkadaşlar.
Şöyle düz gibi. Fişini evet, de görmüş takalım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi artık fişini takabilirim. Fişini de taktım. Adaptörümün lambası yandı. Saatimizi çekelim. Görmüş olduğunuz gibi saatim artık dört dörtlük bir şekilde çalışıyor. Evet, atölyemin saati artık pil ihtiyacı duymuyor arkadaşlar. Baba. Efendim oğlum. Bu saatlerin pilini de çöpe atmamamız gerek değil mi? Tabii kesinlikle. Çünkü içerisindeki kimyasallar doğaya zarar veriyor oğlum. Onları çöpe atmamalıyız. Peki ne yapmalıyız sence? Pil geri dönüşüm kutularına taşımalıyız. Nereye atmalıyız? Pil geri dönüşüm kutularına. Peki bildiğin bir yerde var mı bu pil geri dönüşüm kutusu? Mesela ben odamda filan biriktiriyorum. Peki biz kendimiz biriktirdiğimiz pillerle ne yapıyorduk? Biliyorsun onların çinkosunu alıp bir çinko klorür çözüntüsü, evet, çözeltisi hazırlıyorduk ve çok daha kaliteli, evet, ve sağlam lehimler yapıyorduk değil mi? Evet. Bunun videosu da kanalımızda var. İzlemek isteyen arkadaşlarımız izleyebilirler değil mi oğlum? Evet. Evet sevgili Kaya İLC kanalı takipçileri, bugünkü videomuzda bu kadar, bilgi yeter. Bahsettiğimiz videoları izlemek isteyen arkadaşlarım olursa kanalımızdan bizi takip edip bu videolarımızı izleyebilir. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa ve henüz kanalımıza abone değillerse lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğendiğiniz videoları beğenmeyi ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.